Cenevre Otomobil Fuarı'ndayız. Şu an önümde Nissan Leaf var. Nissan'ın %100 elektrikli otomobili. Seri olarak üretiliyor. Birazdan kullanacağız. Şu an şarj ediliyor. Şarjı bittikten sonra yola çıkacağız ve deneyimimizi sizlere aktaracağız. Aracın full şarjla yaklaşık 140 km ile 200 km arasında bir menzili var. Ortalama kullanımda 170 km menziline denk geliyor. Birazdan kullanıp sürüş hakkında da size bilgi vereceğiz. Okay, and you push the brake. Yes. Okay. And I will put here. Did okay. Okay. It's okay. Okay, you push the brake and you push this the button. Just one time. Ah, okay. Okay. Mm-hmm. The car is starting. Can I open the window for the camera? Yes, no problem. Okay. And now the car is ready. Okay. You can the air on the left and like here. This. Yes. And you have the camera. Okay. Here. Mm-hmm. Okay, and now you can. And it's writing R there. R, yes. Okay. We are here. Okay. And yes, you can go and just wait for the. Okay. Okay. And you will go there. You sure? Oh, okay. Other way. Yes, there's no noise. And you go a little bit more fast. Okay. You can from see here. That the acceleration. Yes, the acceleration for the car. Okay, I will speak Turkish for readers to the camera. Okay. Evet, Cenevre Otomobil Fuarı'ndayız. Demin söylediğimiz gibi şu an Tarık'la beraber Nissan Leaf'in içindeyiz. Nissan'ın seri olarak satışa sunulmuş olan, hatta 2011'de yılın otomobili seçilmiş olan %100 elektrikli modeli Nissan Leaf. Şu an bir hızlanma testi yapacağız. Ve başlıyoruz. Öncelikle söyleyeyim, araçta hiçbir ses yok. Elektrikli olduğu için. Hızlanmasını şu an başlatıyorum. Torku ne kadardı Tarık? 280 Nm. Evet. Motor gücü de 110 beygir olarak veriliyor. Bilindiği gibi bu tip motorlarda maksimum tork sıfırdan yani itibaren motor ilk çalıştığı andan itibaren kullanıcının emrinde. Çok ufak bir parkur. Yaklaşık olarak herhalde bir metre olarak kullanılacak evet. İşte 200 metrelik bir düzlük var ve oval şekilde hazırlanmış evet. Bir parkur. Ortada yani, bir futbol sahası var. Onun etrafındaki evet. Tıpkı futbol stadlarındaki gibi ama onun daha küçüğü tabii. Shall we stop here to yes, test you again. Parkurun toplam uzunluğu aslında 600 metreye yakın. Evet evet. Var. Dönüyoruz çünkü. Tabii dönüyoruz. Bir yuvarlak çiziyoruz. Şu an full gaz yaptım. Ve yine çok kısa bir sürede 70 kilometreye çıktık. Viraj geldi. Mecburen yavaşladık. Bu arada otomobilin iç mekanlarına bakıyorum. Çok ilginç bir vites topuzu var. Evet, vites topuzu çok ilginç. P
N ve D seçeneklerimiz var. Hocam kumanda kolu çok değişik. Mavi evet. Aydınlatma bir garip bir düğmesi var. Elfen dokunmatik. Şimdi burada duruyorum. Tarık geçecek direksiyona. I will take to neutral or... No, the P. Just the P. No, push the P. Okay, I will push. Yes. Evet, basıyoruz ve P'yi alıyor. Elfen'e yes. Ne çekelim? Okay. Handbrake. Handbrake? Okay. So, we are ready. Bu parkur sadece elektrikli otomobiller için düşünülmüş bu fuar süresince. Önünde şu anda Mia elektrik. Evet, Murat Günak'ın tasarladığı ve üretmek istediği şu an konsept aşamasında bildiğim kadarıyla. Renault'un Twizy modeli de test ediliyor gördüğümüz kadarıyla. Sen aracın ne kadar sürede şarj olduğundan bahsetmiştin Emre. Bahsetmemiştim. %80'i yarım saate kadar. Yarım saatte %80'ine kadar şarj ediliyor ama o quick şarj denen özel bir elektrik sistemiyle. %80'den %100'e kadar ulaşma için de 1 saat daha şarj edilmesi gerekiyormuş. Evet. Aracın ama ev tipi şarj cihazlarında galiba 8 saat. Evet. Bu hızlı şarj makinesinde. Evet, şu an testimiz bitti. Yeşil araç denen çevreci araçların olduğu çadıra doğru ilerliyoruz. Park edeceğiz ve aracı teslim edeceğiz bir sonraki test edecek gazeteciye. Thank you very much. You're welcome. Teşekkür ediyoruz. Okay, and just the P. You have to repeat. I push the P. Yes. And pull the handbrake. Yes. And switch off. Yes, perfect. Thank you.